Efendim, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın CHP'den ihracının iptali için açtığı dava reddedildi. İşte bu kararla artık partisine dönüş yolu kapanan Özcan, parti yönetimine tam sitem ederken aynı günün akşamında hiç beklemediği bir şeyle de karşılaştı. CHP Bolu İl Başkanlığındaki fotoğrafı duvardan indirilip çöpe atıldı. Ben sana koltuk getirdim. Şimdi İHA koltuktan al bu koltuğu, git evinde otur, kurulamazsın. İhraç kararını iptaline dair dava açmıştım. Mahkeme kararını verdi. Ancak üzülerek söylüyorum, aleyhime karar verdi. Kılıçdaroğlu'na karşı değişimi savunan isimlerin başında gelen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a partinin kapıları tamamen kapatılınca CHP'liler onu tek kalemde silip böyle çöpe attı. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan 2023 genel seçim hezimetinin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı değişim çağrısını ilk dillendirenlerdendi. Partisinden atılınca değişim ve adalet sloganıyla Ankara'ya yürüdü. Her türlü mücadeleyi yaptım Atatürk'ün CHP'sinde kalabilmek için. Ama ben bu partiden Atatürkçü kaldığım için atıldım. İhraç edildim. Ardından partiden ihraç kararına itiraz etti ama Ankara 28. Asliye Hukuk Mahkemesi davayı reddetti. Özcan mahkeme salonundan çıktığında artık partinin bir üyesi değildi. Beni partiden atmak için yıllardır mücadele veren 10 Aralıkçılar, FETÖ'cüler başarılı oldular. Badem bıyıklılar mutlu oldu. Herhalde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da şu anda mutluluktan önüne gelene sarılıyordur. Bu kararın ardından Özcan parti yönetimine ve genel merkezcilere bu sözlerle sitem etti. Maalesef partide söz sahibi olan bazıları dik durmadı. Arkamda durmadı. Elimden geleni yaptım. Ancak bu karar kesinleşmiş oldu. Tanju Özcan'ın partiye geri dönüş kapılarının tamamen kapanmasının ardından CHP'liler onu tek kalemde sildi. Özcan'ın CHP Bolu İl Başkanlığındaki fotoğrafını duvardan indiren CHP'li Bolu Belediye Meclisi üyesi İlkay Bayrak, çerçeveyi doğruca çöpe attı.